Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Hazreti Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanlığın yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Şimdi günümüzün insanına gelince hafizanallah. Evvela kendini böyle doğru okuyamamış olma. Bu bir parçası çıkmış bir şeyle arz edeyim ben Enbiya-i İzam'ını. Esas insanın kendiyle yüzleşmesi. İnsanın kendi kendini keşfetmesi. Hadis diye rivayet edilir. Kutsi hadis diye rivayet edilir. Men arafa nefsehu fakat arafa rabbehu. Nefsini bilen Rabbini bilir. İnsan kendini iyi keşfederse, yani bir yönüyle enfüste kendinin arifi olursa, enfüste kendinin arifi olursa, afakta arif olmaya doğru yürür. Sonra arifun billah olur, bir gün gelir. Evet, arif değilse zaten bir yönüyle bildiği şeyler, onun bilgisi esas, irfana dönüşmemişse, buna Frenkçe ifadesiyle kalp kültürü diyoruz. Veya bildiği şeylerin tabiatına mal olup, tabiatının bir derinliği haline gelmesi. Artık emirlere göre kendini sevk ve idare etmesi değil, doğrudan doğruya işte o iç dürtülerle, iç ilhamlarla, iç itmelerle esasen, vicdanında oluşan o iç itmelerle, böyle yemeye, içmeye, daha başka beşeri mukteziyata, elinde olmayarak yürüdüğü gibi yürüme işi. İşte insanlığın iftar tablosu, sizin yeme, içme ve başka şeylerden lezzet aldığınız gibi ben ibadetten lezzet alıyorum buyuruyor. İbadeti dünyevi lezaiz gibi duyuyor ve dolayısıyla da ayakları şişmenin farkına varamıyor. Sabahlara kadar ayakta duruyor. Zaten her hali maiyette ve teveccüh ilahi altında bir yönüyle maiyye sağanaklarıyla veya bir yönüyle ne manadaysa şayet ilahi tecellilerle posnişin olma durumunda, öyle diyeyim, kaçındım zatla demedim. İlahi tecellilerle posnişin olma durumunda. Ama bir yönüyle o içten gelen istekler, arzular, sevkler, insiyaklar, onu çok ciddi bir iştiha ile ibadet taata Allah'a karşı kulluğa sevk ediyor. O kendini iyi keşfetmiş, kendini iyi okumuş. Sonra kendi fihristinde esasen bu defa kitabın muhtevasını görüyor. O mütealada yanlışı hataya düşmüyor. Men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu. Nefsini bilen Rabbini bilir diyor. Rabbini bilen Rabbini arar, öyle bilen arar. Rabbini aran onu bulur. Onu bulan da artık başka şeyleri arama derdinden kurtulur. Bunların hepsi derece derece. Bak, bir, nefsini bilme mevzu, fihristi ıttıla. İki, esasen bütün eşya ve hadiseleri hallac ederek, tekvini emirler mevzuunda, onu tam bilme. O tabir caizse hakkında mahiyeti nefsül emriyesiyle bilme. Zat-ı bahtini idrak değil, mahiyeti nefsül emriyesiyle bilme. Hazreti Pir'in ifadesiyle bir mevcudu meçhul olarak bilme. Yani var ama öyle bir var ki, fakat şiddeti zuhurundan gizli. Öyle diyor yani. Bir kitab-ı azamdır seraser kainat, hangi harfi yoklasan manası Allah çıkar. Sen ol zahirsin ki, ne idüğün diyor da, idüğün kelimesini Türkçemizde hakir şeylerde kullanırız şair. Sen ol zahirsin ki, ben çeviriyorum bozulmuyor vezin, ne olduğum bilinmez. O ve ol batınsın ki hiç kimseden gizlenmez. Bak ters gibi geliyor. Öyle bir batınsın ki hiç kimseden gizlenmez. Evet, her şeyde kendini hissettiriyor o. Dolayısıyla bu da bir ufk. Bu ufka ulaşınca dolayısıyla onu arıyorsun. Onu arayan onu buluyor. Doğru buluyor. Artık taklitten sıyrılmış oluyor. Ama günümüzün insanı ne o yol, o kalp ve ruh hayatı onu yaşayanların yolu,
ne böyle bir mülahazası var. Yetiştiği kültür ortamından bir yönüyle aldığı şeyler ne ise işte onunla kulluk adına yatıp kalkıyor. Ne şeytanın giriş noktalarından haberi var, lümme-i şeytaniyeden. Dede meleklerin girip çıktığı esas latife-i rabbaniye mahzeninden. Efendim, istersen la havle ve la kuvvete illa billah, kenzi ilahisinden, mahalli tecellisinden haberi var. Bu mahalli tecelli bazen zat-ı üluhiyetin bir yönüyle arşı şeklinde görmüşler. Biri şöyle demiş, kalp arş-ı rahmandır, onu yıkmak tuğyandır ve husrandır. Bu Alvar İmamına ait. Efendim İbrahim Hakkı Hazretleri, dil beyti hudadır gönül. Farsça gönül demek. Dil beyti hudadır, anı pâke ile sivadan, kasrine nüzul eyle Rahman gecelerde. Tecelli doğrudan doğruya, işte o meslu mahmurluk içinde, zat-ı üluhiyetin haşa orada konaklaması gibi ifade ediyorlar. O bir tecelli şeyidir. İnsanın kalbi bir mecladır. İnsan kalbini öyle parlak bir ayna haline getirirse Hazreti Ruhu Seyyidül Enam gibi. Evet. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim demiş Aziz Mahmud Tutayi. Dolayısıyla bakan, ona bakan hakikaten onu müşahede eder. Varlık onu okur. Bakın yani bir insan kendinde kendini okuması var. Bir de hakikaten ona baktıkları zaman onu okuma meselesi var ki bu onun çok üstündedir. Bakıldığı zaman Allah'ı hatırlama. Hani ricalde yine görüyoruz. Bir zatı gördükleri zaman içlerinden gele gele Allah diyor herkes. Öyle meslu mahmur yaşıyor. Böyle cehenneme bakıyor gibi tir tir titriyor. Allah'a hesap veriyor gibi tir tir titreme içinde. Bunu bizim gibi avam esasen düşe kalka yürüyen insanlar çok anlayamayabilirler. Ama olduğumuz yerde kalmak, bu da yeter demek, bu dun himmetliktir. Çünkü burada durma esasen kaymaya karşı açık durma demektir. Şeytanın melabesi haline gelmeye açık durma demektir.